Ben Gamze Kartal. Bu da Öykü Kartal diyemiyorum. Çünkü bugün çok büyük bir kışkırtma yapacağız arkadaşlar. Öykü'nün psikolojisi bozulmasın diye Öykü'yü getirmedim. Ama Faruk'a acımayacağım. Ona bugün öyle bir kışkırtma yapacağım ki. Çünkü tüm yorumlarda kışkırtma yap, kışkırtma yap, kışkırtma yap demişsiniz. Ben de Faruk'a bir kışkırtma yapmayı planladım ve YouTube tarihinde görülmemiş bir kışkırtma yapacağız. Yapay zekayla Faruk'un sesini kopyaladım. Ve yapay zekaya Faruk'un normalde söylemeyeceği şeyleri söylettirdim. Aşırı derecede heyecanlıyım bu video için. Hazırsanız videomuz başlasın mı? Başlasın arkadaşlar! Glock mu? Evet. Okey. Aa, siz bir tersinizden kalkmış mısınız abi ya? Niye, ne oldu? Alıyor musun? Yok abi. Mesaj geldi. Nerede attın? Mehmet, bir gelsene. Ne oldu abi? Bir şey var. Bir ses geldi de kanka, yani bilmiyorum. Kanka, Gamze ile çekim yaptığıma pişman oldum. Bu ne abi? Bana şunu anlat ya. Bir de bunları söyleyip evime geliyorsun, yüzsüz gibi. Ya kanka, yanlış anlamadım, bu bildiğin şey. Ya abi, ne diyorsun ama ya? Ne öyle? Ben seni abim olarak görüyorum. Eyvallah, eyvallah, aynı şekildeydi. Tamam Gamze, kalk gidelim, burası da yemeğin yer gider. Kalk kalk. Abi yapmayın. İlk olarak size yapay zekadan ufacık bir ses dinleteceğim. Bakalım Faruk'un sesine benzemiş mi? Siz olsanız bunu dinleyince, aa bu goril der misiniz? Goril der mi? Ben bunu, ses benim değil der mi yani? Kanka, ben de pişman oldum. Baya baya bu goril yani, baya baya. Ve daha bir sürü böyle kötü sözler hazırladım. Benle ilgili böyle dedikodular yapıyor, beni kötülüyor. Bana gerizekalı diyor falan filan. Ona da diyeceğim ki kanka, arayacağım şimdi. Buluşalım mı, kafeye gidelim falan diyeceğim. Ki zaten aramız iyi, normalde böyle şeyler bana söylemez yani. Gelecek yanıma, arabayla giderken de vlog çekiyorum diyeceğim. Kamerayı o yüzden koydum ama açmadım diyeceğim. Zaten ışık yerini gizleriz, böyle bant falan yapıştırırız. O anda kayıtlı olacağız ve kafeye gidene kadar ona bana söylediği bu kötü sözleri dinletip onu kışkırtacağım. Diyeceğim sen benim aklıma nasıl böyle şeyler söylersin? Hazırsanız videomuz başladı ve Faruk'u arayalım arkadaşlar. Goril'i arıyorum. Alo. Alo. Merhaba. Merhaba. Kanka, ne yapıyorsun? Efendim? Ne yapıyorsun? Müsait misin? İyi, müsaitim. Müsaitim. Ne oldu? Mehmet'le dışarı çıkalım diyoruz da hep beraber bir şeyler yapalım mı? İşin yoksa. Olur. Tamam, kafeye falan zaten gideriz. Sesin gelmiyor. Anladım. Ne oldu? Alo. Hat gitti. Alo. Nedense. Galiba kesildi ya. Müsaitsen o zaman biz Mehmet'le hazırlanalım. Sen de buraya gel, buradan çıkalım. Seni yemeğe götürelim, bir şeyler yiyelim. Tamam, olur olur. Tamam. Ne zaman geleyim? Yani yakın mısın sen? Ben yakınım, yakınım. Olur, o zaman atla gel taksiye, çıkarız. Tamam, okey. Ben de hazırlanıyorum o zaman. Tamamdır. Görüşürüz. Hadi görüşürüz. Ben nasıl sıkacağım gorili, nasıl? Adam çağırdığım an tamam diyor, geleyim diyor, ne desem tamam diyor. Nasıl sıkacağım gorile ya? Arkadaşlar, hep sizin yüzünüzden ya. Sizin için arkadaşlar keyifli keyifli video izleyin. Şöyle oturun, çerezinizi alın, güzel bir video izleyin diye gorile kıyacağım. Bu arada asıl sürprizi söylemeyi unuttum. Şaka gibi, az kalsın unutuyordum ya. Yarın yani cuma günü saat tam 18.00'da benim kanalımda, Gamze Karta kanalında şarkımız yayınlanıyor arkadaşlar. Papatya şarkımız ve şarkımıza çekilen tüm videolara bu videodan sonra video çekeceğim. 1,000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 ,
kapı çaldı. Evde yapacağım kışkırtmayı. Vlog çekiyorum diyeceğim. Hoş geldin. Merhaba. Kamera niye? Vlog. Ha vlog mu? Evet. Okay. Ne bu? Ortasında mı aldınız beni vlogun? Haftalık vlog çekiyorum. Birkaç çekerim öyle. Ha, sabah sonra ne yaptınız? Sonra da dışarı çıkarız zaten. Sabah evdeyim bugün tüm gün aslında. Beraber bir şeyler yeriz falan dedim ben dışarı çıkarız. Ben hiç yemedim bu arada. Mehmet abi nerede? Memoş da burada. Memoş! Mehmet abi? Sanırım ne yapıda birazdan gelin. Ben bugün hiçbir şey yemedim. Aşırı açım. Bana mı yemek söyleyeyim? Gerçekten ne söyleyeyim? Aa, dışarı yemeğe çıktık. Dışarıda değil. Dışarıda da. Ben... Buraya söyleyeyim. Dışarıda da hemen çıkacağız. Tamam işte. Bu da yiyeyim. Dışarıda yine yiyeceğim. Ben zaten tamam. Çok açım. O zaman dışarıda yedikten sonra buraya gelirim. Yine burada. Sen vlogu kapat. Ben yemek söyleyeyim. Aa, kanka hoş geldin. Aa, hoş geldin. Nasılsın? İyi. Ne zaman geldin? 5 dakika. Ben lavaya gidip biraz geçiyorum. Ben böyle yemek söyledim sana. Söylesene. Dışarı yiyeceğiz mi? Yiyeceğiz ama ben burada bir yiyeyim. Ha, gerçekten. Yani gorilla mı? Gorilla arkadaşlar, bu arada vlog çekiyoruz. Evet. Aynen. Haberin olsun yani, tüm sürecini sizlerle paylaşmak istedik arkadaşlar. Bugün Faruk'la beraber dışarı çıkacağız. Şey mi? Faruk da yani soluyorum. Aynen öyle yapacağız. Aynen. Aa, sen de yersen ödeyeyim bugün vlogta. Vlog da yapayım. Şimdi şey söyleyeceğim. Yemeği bekleme zorundayız. Evet, Kemal çıkacak normalde. Ben bir lavaya gideyim gelirim zaten. Oğlum sen hemen git gel o zaman. Yemeği yersen çıkarız sonra. Kapıyı söyleyeceğim. Kışkırtma anında kamera burada olursa anlar. Bence. Saklamadım. Kamerayı da gizleyelim. Gizli kamera yapalım. İşte bir lavaya girsin. Lavaya girdim. Girdim. Dur. Bak geleceğim bir dakika. Arkadaşlar gelmiş. Kamerayı nereye saklayalım? Bence kamerayı saklayalım. Aynen, vlog çekmeyi bitirdik diyelim. Kamerayı saklayalım. Bence ben saklayalım. Şuraya koyacağım. 5 minutes later. Arkadaşlar hala lavadan gelmedi. Efsane olmadım. Ben ceketimi çıkarttım çünkü birazdan çok kötü şeyler olacak. Terleyeceğiz.
Ezan okunuyor kanka. Çok sıcak bu ev ya. Niye böyle? Bunu da sana niye söyledim bilmiyorum ama ezan okunuyor kanka. Namaz kılarsın belki. Bu ev çok sıcak abi. Bir şey söyleyeceğim. Yemek gelsin. Saniye direkt çıkıyor. Abi yemek nerede kaldı ya? Telefonum nerede benim? Yemeği ver. Baksana nerede. Keşke evde yeseydik. Ya ben zaten yemedi ki duramıyor midesi. Evet sen çok yiyorsun biliyor musun? Vallahi duramıyor midesi ya. Ben çok acıkıyorum. Sürekli yemek yiyorsun. Kanka bu kadar yemen iyi değil valla. Ben seni söyleyeyim yani. Gelmiş yemek bu arada kanka. Kapı çalacak şimdi. Ben aşırı açayım ben. Yemek geldi. Ben şurada siz kendiniz mi? Ben söylemedim dışarı yemeğe gideceğiz diye. Yok sen sen gidin al ye. Ayıp ol ya. Şaka. Biz ya. İzleriz seni. Niye abi ya? Siz niye istediniz kendinize? Yemek yemeğini bekliyor. Yani biz seninle dışarıda yeriz diye düşünmüştük. Ya onu çekme. Onu çekersen Allah'ımıza kavuşuruz. Abi mi? Vallahi. Bir şey söyleyeyim mi? Ben gidip bekleyelim. O yasa sana çıkalım. Tamam oturup böyle bekleyelim. Abi siz bizler... Siz zaten yemem ki. Ne yapalım? Goril gözümüzü mü kapatalım? Sizin de isteseydiniz eşlik etseydiniz. Ne bileyim kanka ben direkt ben bu arada yemeğe gideceğiz zannediyorum. Cidden bu arada. İşte yeriz onu da yeriz. Sen yersin de ben yiyemem iki kere o yüzden yemedim. Ne yaptınız abi sabah? Vallahi ne yapalım ya sabahtan beri uğraşıyoruz. Bugün kuaföre gitti. Ben kuaförüm. Onu bekledim. İçecek var mı abi ya? İçecek söylemiştim ya. İçeceği nerede orada mı istersin? Poşette mi kaldı acaba? Poşette orada. Bence poşette. Yok ya. Limonata. Her şey olur abi hiç fark etmez. Biliyorum onu kanka sen her şeyi yiyorsun içiyorsun zaten. Limonata düşün. Evde geldiğinde yiyecek bir şey kalmıyor ya. Evet gerçekten. Adam evi yiyor yiyecek bir şey bırakmıyor. Ben ya. O yüzden ev alışveriş yapmıyorum Goril gelecek. Siz bir tersinizden kalkmış mısınız abi yani ne oldu? Şaka yapıyorum. Şaka yapıyoruz ya. Ben şaka. Şaka kanka. Şaka yaptık. Ne olacak ki? Almıyor mu? Yok abi. Utanmaz bir de almıyor da. Laptop falan kaldı şaka. Aa. Abi boğaz gibi ama. Kanka. Ay, al. Sen de ikram ediyor. Farkında mısın? Al sen de bunu al. Onu da içiyorum ya. Aynen içiyor ya. Size vereyim diyeceğim de. Onun hepsini bitirebilir misin? Bitiririm ama çok soğuk. Yok yok bitirme. Belki biraz da biz sonra içeriz. Sen ne yaptın bugün? Ben uyudum ya abi. Bugün aradığım var ve yataktan yeni kalkmış gibi. Saat kaç biliyor musun? 3-4'te. Bak ben bir de bir kere uyandım sonra tekrar uyudum. İşte o aradığında uyuyeni uyanmıştım. Çok ayıp nasıl uyuyorsun? Oğlum böyle hayat mı geçiyor bu kadar uyur mu ya? Hep Berkan yüzünden ya. Geç saate kadar uyanık kalıyor. Bence Goril'le takılmayalım. Yoksa böyle giderse biz de onun gibi olacağız. Aynen. Vay be. Cidden ha. Abi kim siz çağırdınız o an? Doğru o da doğru. Şaka yapıyorum ya. Alınmıyor lan ya. Alınmıyor değil mi? Yok yok alın. Yiyor ya maşallah. Öküz gibi. Alınmıyor değil mi? Yok abi alınmıyor. İyiyim utanmaz da alınmıyor ya. Gerçek abi yani. Hayır öyle geç. Öküz değil, goril yiyeceğiz gerçekten. Aynen. Ben de yiyeceğim. Hayır ya. Yiyeceğim. Hayır hayır. Oğlum yesin yazık kızı. Yiyeceğim. Aha. Tamam bırak yeme ya, yesin kendi yemeği. Bir tane yiyebilir miyim? Yok yok. Tamam. Bir tane yiyeyim ya. Bir tane al. Yiyorum diye alınmıyor değil mi? Yok yok. Siz bana şaka falan mı çekiyorsunuz? Hayırdır ya? Çok yani şaka. Dalga geçeceğiz ya. Yani, muhabbet olsun falan. Tamam hadi yedi çıkalım kanka. Şaka yapıyoruz bu arada. Alın onu. Yok. Limonata çok iç bu arada. Limonata mı? Telefonun ışığı ya. Ya bilmiyorum kanka. Mesaj geldi versene. Ne abi? Ben bilmiyorum hiç içemedim. Allah abi ya. Yok kanka hayatta hiç zaman. Telefonu verdim. Ağzımı değil mi kanka? Ağzımı sürdüm diyor. Ne yapıyorsun? Mesaj geldi. Evet. Ne alakalı? Senin arkadaşın. Berkan mı? Berkan mı? Yazdı. Siz Berkan'ı nereden tanışıyorsunuz ki? Nasıl nereden tanışıyoruz? Tanışıyorum sayfalardan. Bağlarından. Muhabbet ediyoruz çocukla ya. Çok efendi çocuk ama. Ses atmış şu dakika. Güzel idi ya. Berkan ne alakalı ki Berkan? Ama yok konuşuyorlar ya. İş, reklam falan mı alıyor bu arada? Ha? Bir bana bağlanıyor. Harbi mi? Mehmet bir gelsene. Ne oldu? Gel. Ne oldu ki? Gel bir dakika. Dur geliyorum kanka. Oldu abi. Bir şey yok kanka ya. Hayırdır? Bir şey mi oldu? Bir şey var. Bir ses geldi de kanka yani bilmiyorum. Ne sesi? Ben de ne diyeyim? Sen de ne? Sürse de ben mi açayım? Aç ben çünkü çok kötü oldum şu an. Hayırdır abi ne oldu ya? Kanka nasıl Berkan bize bir ses attı. Sen Berkan'da mı kaldın dün? Dün Berkan'da mı? WhatsApp'tan ben konuşmuşsunuz herhalde. Bir şeyler söylemişsin. WhatsApp'tan konuşmuşsunuz. Kanka Gamze ile çekim yaptığıma pişman oldum. Niye böyle bir şey dedin anlamadım. Bir de daha kötüsü de var kanka şok oldum. Hiç senden beklemezdim bu arada. O kadar boş konuşuyor ki anlatamam. Bu ne abi? Ben bilmem kanka yani sen söylemişsin. Sen ona ses atmışsın. Ben niye ses atayım ki ben? Abi kendini beğenmiş demişsin. Bir daha da video çekmem. Allah Allah. Çekme kanka biz seninle yani video şey değil yani. Vallahi böyle bir şey yok abi ya. Kanka ha? Bir daha da video çekmem. Bu yok, senin sesin değil mi? Nasıl böyle? Benim sesim mi kanka? Bir daha açıyorum. Bir daha da video çekmem. Senin sesinsin nasıl sen? ben böyle bir şey demem. Hatırlamıyor musun? Hayır öyle bir şey demedim zaten ki. Zaten yemek bile ısmarlamadılar.
Bir şey söyleyeceğim, şaka mı bu? Kanka ısmarlıyoruz. Yemek ısmarlamadın hala kaçırken. Abi böyle bir şey söylemem ki ben. Kanka resmen ne demişsin bak. Zaten yemek bile ısmarlamadılar. Kimin sesi kanka bu? Benim de, ben böyle bir şey niye diyeyim? Hayır, yemek ısmarlamadılar ne alaka? Yemek yiyor şu an bizim evimizde, farkında mısın dedi. Niye böyle bir şey? Her şey mi oldu? İnsanlar kötü yorum attı diye mi böyle bir şey oldu yani? Abi ben böyle bir şey demem. İnsanlar şey diyor, gorille Gamze yan yana ne alaka işte. Farklı mesela sen yemek içerikleri çekiyorsun ya, birlikte eğlence içerikleri çekiyoruz diye kötü yorumlar yapıyor. Onunla ilgili mi, ona mı böyle şeyler? Söyle kanka, açık açık bilelim yani. Yani bize video çekmek istiyorsan söyle. Bak buraya bile dökmüşsün yani kanka. Kanka ciddiyim şu an, lütfen gülme bak. Kanka Gamze ile çekim yaptığıma pişman oldum. Abi ben böyle bir şey niye diyeyim ki, ben anlamadım yani. Abi dedim. Berkan mı attı? Evet. Bir Berkan arayayım mı? Ara kanka. Ara, ara. Bak Berkan attı. Bak. Allah Allah. Ya zaten ben söylemedim diyemezsin, senin sesin şu anda. Senin arkadaşın atıyor bana. Alo. Ne yapıyorsun? Ne yapayım, kız arkadaşımdayım, oturuyorum. Sen ne yapıyorsun? Kanka ben şimdi Mehmet abilerleyim de. Evet. Sen bir şeyler atmışsın Mehmet abiye. Evet. Tamam kanka, niye böyle bir şaka yaptın sen? Şaka değil kanka, sen bana ciddi söyledin. Ben de onu ilettim. Kanka sen niye böyle bir şey yapıyorsun ki? Bir anda aramızı niye bozmaya çalışıyorsun? Aramızı bozmaya çalışıyorum kanka. Arkasından konuştuğu için ben iletmek istedim. Adam dürüst adam, senin gibi değil artık. Demişsin bak böyle. Kapatır mısın? Bir şey söyleyeceğim. Uzatma. Aa, adam söyleyeceğini söyledi, kapatır mısın? Bir şey söyleyeceğim sana. Eyvallah Berkan, teşekkür ediyoruz. Yani bak. Şimdi bu ben yalan söylüyorum, bu adam yalan söylüyor. Bak hadi Berkan da yalan söylüyor. Ya sen şu an zaten... Bir dakika sen de mi ya? Bir dakika abi, bir saniye tamam, ya. Tamam ben dedim, demem. Sen de mi yalan söylüyorsun? Anlatamam. Abi ben böyle bir şey demedim, ballayayım. Hayır, boş konuşuyor, ne alaka? Niye benimle ilgili böyle şeyler söylüyorsun? Tamam bak, bir şey söyleyeceğim, ben sana... Tamam bir dakika, bir şey söyleyeceğim. Boş konuşuyorsa... Ne, yok, ben, boş neyden konuşuyor, dolayı, yok yemek ısmarlamak. Bak şu an bir şey söyleyeceğim, ben zaten bir daha görüşmeyi düşünmüyorum ama... Sadece neden bunu söylediğini merak ediyorum şu an kanka. Abi bak, ben seni abim olarak görüyorum. Eyvallah, 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 aynı şekildeydi. Aynı şekilde. Ama şunları duyduktan sonra ben seninle görüşmek istemem ki. Abi ben gideyim o zaman. Abi bir şey söyleyeyim. Hayır, anlatmadım. Bunu. Niye böyle bir şey niye söyledin? Ben neden ben yatamam yani artık. Yani şu an bak, ben seni çağırdım, buraya geldin, oturuyorsun. Bir de bunları söyleyip evime geliyorsun yüzsüz gibi. Ne demek yüzsüz ya? Ben gerçekten böyle bir şey demedim. Yaptığına baksana ama söylediğin kelimeleri sen dinler. Hayır, daha komik olanı kanka, şuna bak. Zaten yemek bile ısmarlamadılar. Ya bir şey söyleyeceğim. Video mi çekiyoruz? Video çekeceğiz, doğru hissedim. Ben çünkü böyle video, bir şey demem abi. Ya sese baksana, ne alaka video? Şöyle bir şey, sen... Zaten yemek bile ısmarlamadılar. Senin duydum desem tamam, duymam. Hayır, senin yok da. Bir şey söyleyeceğim. Ben böyle bir şey demiyorum. Bak gerçekten yani, konuşmalarımızı açayım ben. Silmişsindir kanka, olabilir. Yani ben de silebiliyorum WhatsApp'tan gönderdiğim mesajı. Herkes silebilir yani. Çok normal. Ya bir de bir de yani mesaj atmamışsın Faruk. Kendini beğenmiş. Ses atmışsın abi. Ben böyle bir şey vallahi demedim ya. Yani nasıl kalkacağım bilmiyorum ama. Ya nasıl? Eyvallah kanka, tamam bir şey demiyorum. Tamam. Cidden böyle düşünmene çok üzüldüm ama. Böyle düşünüyorsan da görüşmeyelim bir daha. Anlamı yok çünkü. Keşke bana söyleseydin, ne bileyim, hoşlanmadığın şeyleri söyleseydin. Karşılıklı ayıp konuşardık. Yani. Kanka Gamze ile çekim yaptığıma pişman oldum. Ya kanka yanlış anlama, bu bildiğin şey. Ya abi ne diyorsun ama ya? Ama yani çok ayıp bir şey ya. Ama ben gerçekten söylemedim abi ben ya. Abi bunu söylerken bile yemek yiyor ya. Ne kadar yüzsüzsün kanka ya. Açım abi, ne yapayım? Tamam da bir şey söyleyeceğim. Önce bir yemeği falan bırakıp bana anlatır mısın kendini? Bak ben her zaman ne derim biliyor musun abi? Bir ortamda size anlattığım zaman. Mesela video çektim. Hemen kanka ben bak bir şey söyleyeceğim. Şu an ne dediğini ne demediğin değil mesele. Bak şu anda bana şunu anlat ya. Bu ne abi, sesin ya? Gamze'yle çekim yaptığıma pişman oldum. Abi bu senin sesin ya. Bir dinleyebilir miyim? Tek tek ne dediğini... Hani bizi kandırıyor desem Berkan ki çocuk niye böyle bir şey yapsın? Senin arkadaşın bizim değil. Zaten yemek bile ısmarlamadılar diye Berkan'a niye söyledin ki? Abi evet yani şey, senin buna mı ihtiyacın var sanki Faruk? Bir daha da video çekmem. Bir daha benimle video niye çekmeyeceğim? Niye böyle video niye çekmem dediğini açıkla bana sadece. Abi bak desem böyle bir şey gerçekten derim yani. Size de derim, söylerim, çekmem derim. Çekmek istemiyorum ama bu şekilde demem yani. Tamam Gamze, kalk gidelim, bu kızla yemeğin yer gider. Kalk kalk. Abi yapmayın, gözünüzü seveyim. Yok, ben seninle ya. Görüşmek istemiyorum artık. Abi vallahi ben... Vallahi. Böyle bir şey yapıyorsun ya. Efendim? Oğlum sen niye böyle bir şey yapıyorsun ya? Ya kanka, tekrar kızla mı konuşuyorsun? Bana burada bir şey dedin ben. Ya oğlum tamam da böyle bir şey demedim ben. Ne zaman dedim ben sana bunu? Ses kaydı attın bana. Ya kardeşim ben her zaman demiyor muyum? İşte bunlar benim abim gibi, ablam gibi. Sen niye böyle bir şey yapıyorsun? Kanka söyledin işte, daha fazla uzatma. Hadi görüşürüz. Ya ben oğlum bak, yüzüme kapattı ya. Yani Berkan'ı yeniden aramanın bir anlamı yok kanka yani. Ama abi böyle bir şey... Ben bir şey söyleyeceğim, Berkan'ı da suçlamıyorum. Şey neden suçlamıyorum çünkü şimdi şöyle... Berkan beni arayıp böyle bir şey söyledi Faruk dese, neyse. Evet. Ama Berkan ya. Bana Faruk'un direkt olarak sesini atıyor. Abi sen bunu adama
Bu sesleri atmışsın, adam parça parça bir de atmış biliyor musun? Bence Berkan da seninle görüşmek istemiyor ve gerçek yüzünü görelim. Abi bence de, ben senin gerçek yüzünü gördüm kardeş şu anda. Berkan da gördü demek. Abi ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben bir insanı, mesela diyelim ki sizi seviyorum ama ben sizi sevmesem ne olur biliyor musun? Hiçbir şey söylemem abi. Ben direkt söylerim ki işte ben... Bana bir şey söylemedin ki zaten. Zaten bir şey yok. Ama zaten bir şey söylemedin arkadan. Sen zaten benimle görüşmek istemiyor musun? Yapsana. Ya görmezse görüşmesin ya bırak. Ama bunu yani hiçbir şey söylemeden aramasaydın. Aradığımda açmasaydın. Valla kanka yanlış anlama. Ben bu ses kayıtlarını bütün fenomenlere de atacağım. Senin evet. Nasıl bir insan olduğunu da bilsinler. Evet. Tamam mı? Abi böyle yani bir şeyler yani daha da görüşmesin. Yani videolar ortada. Daha yeni tanışmışız. Zaten ilk mesaj yazdığımızda da aynı şeyi yapmadık. Evet. Ne yapmıştı? Tamam demek ki böyle bir adammış. Biz de bunu öğrenmiş olduk kardeşim. Abi ben gerçekten ha, ilk video çekeceğimizde de aynı şeyi yapmıştı. Ben nasıl bir insanım? Abi daha limonada şu abi kalk git ya. Git evine. Gerçekten bunları söyleyen bir adamın evinde gerçekten, işliyor. Gerçekten mi? Hayır. Gitsin ya. Gideyim mi gerçekten? Gitsin ya. Ya bunları söylemişsin. Bu yüzden bir daha seninle görüşmek istemiyorum. Aynen tamam eyvallah. Ben kendimi açıklamaya çalıştım. Açıklamadın abi yemek yedin ya. Ya abi açık. Neler söylemişsin şaka gibi. Abi bak ben sen olsan ne yaparsın? Şunları dinle. Dur sen abi inanır mısın? Kim üzülür sen olsan kendini inanır mısın Faruk? Ben inanırım abi çünkü yapmadım çünkü. Abi ya, hala yapmadım. Ne olmalı? Ne istiyorsun? Bir şey söyleyeceğim bu ses tamam. Ne? Yapmadıysan bu ses ne? Abi bilmiyorum ki bilmiyorum. Senin sesin Gori. Zaten yemek bile ısmarlamadım. Zaten bu tam şaka. Ya bir adamı arayıp yemek ısmarlamadın. Niye neredeyim? Tamam ya ben size kendimi açıklamaya çalıştım. Siz inanmak istemiyorsunuz. Tamam. Eyvallah abi görüşürüz. Tamam. Yok vallahi vedalaşmayacağım da tamam. Bir daha arama. Kendinize ben numaramı siliyorum arama yani. Hoşçakalın yani. Herkese de açık anlatacağım ben yaptıklarını kusura bakma. İşte onun tek tek arayacağım tüm tanıdığım herkesi. Tamam. Tamam bir şey söyleyeceğim gitmeden bir şey söylemek istiyorum ona. Ne? Bir gelir misin? Bir saniye gelir misin? Bir şey söyleyeceğim gel abi gel. Tamam. Gel abi, son bir şey söyleyeceğim. O da sırf seni sevdiğim için. Gel, kanka otur musun şuraya? Tamam mı? Şimdi kanka bak, bu yapılan çok büyük bir ayıp, tamam mı? Ama bu ayıp niye biliyor musun? Çünkü yapay zeka bu kadar kötü bir ses yapamaz! Ayıp yani bu! Ayıp değil mi? Daha anlamadım. Anlamadın mı? Bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim, bir ses bir daha dinler misin? Bu sen misin? Arkadaşlar, merhabalar. Zaten yemek bile ya! Zaten yemek bile ısmarladım. Söyle bakalım, zaten yemek kanka, bir şey söyleyeceğim, birebir bir olacak. Dinler misin, birebir mi? Zaten yemek bile ısmarlamadılar. Söyler misin şimdi? Dur bir dakika, şu an şaka atlatamıyorum. Kameraya çekesin. Kamerayı sonra. Bu arada kışkırtmaydı. Ya o kamerayı nasıl oraya koydunuz ya? Ya bir şey söyleyeceğim bak. Ben bunu söylemediğimi zaten biliyorum. Ama bu benim yani ben... Kanka birebir bu arada. Gerçekten birebir. Artık yapay zeka ya sana her köşünü yapabilirim. Dikkat et. Her fenomeni yapabilirsin artık bundan sonra. Kaçan. Yapay zeka durumuna gelmişsin arkadaşlar. Bu arada Faruk'a ilk kışkırtmamız oldu değil mi? Daha önce Faruk ilk kışkırtma çekmemiştik. Ama terledim. O da bize bir şey bu arada yazdık. Sen niye direkt gidiyorsun? Abi bak ben size söyleyeyim. Bu sözleri başka söylese direkt kalkıp gidiyor. Ama niye sen biz git deyip bu arada harbiden arkadaşlar gördünüz değil mi? Sen bize sevmiyorsun. O kadar üstüne gittik. O kadar kötü söz söyledik. Adam yine de burada hani ciddiye almadı. Ama hemen bizi bırakıp gidiyordu. Hayır. Ama bak bir dayandı. Niye dayandı bu arada? Ama ben benim... Arkadaşlığımız bu kadar kolay mı bitecekti? Ama bu çok bayağı kötü bir şey yani. Kendinden şüphe ettin mi kanka? Etmedim hocam. Böyle bir şey acaba söyledin mi? Hatırlamıyorum mu falan dedin mi? O olmadı. Kanıtlayamıyorum. Benim sesim. Ayy! İyi ki yapay zekayla böyle şeyler yapmayı öğrendim. Artık var ya tamam. neler yapacağım arkadaşlar. Ama bir şey söyleyeceğim. Bundan sonra ayağınızı denk alın. Sıradaki şaka. Evet arkadaşlar. Hayır. Yani, biliyorum bir biliyor musun? Böyle bir şey olacağını biliyordum. Hayır. Sakın bak. Kesin hayır. Bunu karşılıyor. Hayır. Karşılıyor. Hayır. Olacak. Yapay zekayla şimdi, yapmayın. Bir saniye. Gamze unutur. Arkadaşlar ben de Faruk'a yardım edelim bu sefer. Hayır. Bu videoya 50 bin like gelirse bunun ücünü Faruk'a aldırtırım. O zaman gelin videoyu bitirelim. Gelin. Bir şey diyeceğim bak ben cidden ben normalde böyle yani kimsenin arkasında konuşan birisi değilim. Ama bak gerçekten kanıtlayabilecek bir şeyim yok ya. Ben bir sesim. Bu arada Gorilim böyle bir şey yapmayacağına o kadar eminim ki. Çünkü çok iyi anlaşıyoruz ve gerçekten çok, tanıdığım en iyi insanlardan birisi. O yüzden aynen, böyle bir şey yapsa çok bir biliyorum. Bir şey söylemek istiyorum. Bazı videolarda şey diyorlar işte bu ikinin yan yana gelmesine çok şaşırdım. İşte efendim söylemiş uyumsuzluk falan. Yemin ediyorum hani video konusunda çok aşırı uyumlular. İlk kez bu kadar uyumlu ekip duruyorum. Bence evet gerçekten yani. Biz çok iyi anlaşıyoruz. Sadece tarzlarımız farklı olabilir ama aynı içerikleri de çekebiliyoruz yani. Niye öyle ya, şeyler yazıyorsunuz anlamıyorum. Ve şöyle bir şey var. Sadece video içindeki arkadaşlığımız yok. Biz video dışında da buluştuğumuz oluyor ya. Evet. Gidip oturuyoruz. Hatta şu an bir gerçekten kafeye gizli arkadaşlar. Aynen. Atarız orada. Onun Instagram'ı da benim Instagram'ı da bırakıyorum. Çok merak ediyorsanız böyle video dışında ne yapıyoruz oradan bakarsanız hepiniz çok seviyoruz. Videonun sonuna geldik. Videoyu beğenseniz video like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar. Gorilin kanalına abone olun. Sıradaki şakada var ya siz bir... Hayır ya! Sizde mi oğlum ben yardım edeceğim. Sen bittin. Valla bu kez tutacağım gider misin? Hayır hayır. Bana kışkırt vermeye sen gider misin? Ben bittim bu arada. Evimden gider misin? Bak burası senin evinde de. Burası senin evin. Evine sahip çık ben bu kadar söylüyorum sana. Hayır ya! Hayır! Ben
var. Bilemem artık. Hayır. Artık nasıl bir şaka geliyor bilemezsiniz yani. Keşke yapmasaydın. Neyse arkadaşlar ben kapatıyorum artık çünkü sıradaki şaka çok kötü olacak. Görüşürüz, kendinize iyi bakın. Öykü'yle beraber seslendirdiğimiz Papatya şarkımız şu anda Spotify'da yayında arkadaşlar. İlk sen dinleyebilirsin. Sizlerin de izlerken en az benim kadar duygulanacağı klibimiz yarın yayında olacak. Bildirimleri açmayı unutmayın.